Kanal Urfa Haber Merkezi'nden herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. Günün öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Ankara'da Türkiye Müteahhitler Birliği ev sahipliğinde düzenlenen yurtdışı müteahhitlik hizmetleri ödülleri törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin küresel ekonomik krizi fırsata çevirme konusunda en başarılı ülke olduğunu söyledi. Katılımlarıyla bizleri onurlandırmışlardır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da yurtdışı müteahhitlik hizmetleri başarı ödül törenine katıldı. Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye küresel ekonomik krizi fırsata çevirme konusunda en başarılı ülkedir diyerek sözlerini şöyle sürdürdü. Hiç şüphesiz küresel ekonomideki dengesizliklerin ülkemize olan etkilerinin hepimiz farkındayız. Her ne kadar birileri felaket tellallığı yaparak milletimizin moralini bozmaya çalışsa da Türkiye küresel ekonomik krizi fırsata çevirme konusunda en başarılı ülkedir. Enflasyon diye, faiz diye, kur diye sorunlarımız yok mu? Elbette var. Ama elimizdeki imkanlar ve önümüzdeki fırsatlar öylesine büyük ki sadece bunlara takılıp kalırsak ülkemize yazık ederiz. Türkiye ile ve ekonomimizle ilgili sözde değerlendirmeler yapanların tespitlerinden ziyade temennilerini dile getirmeleri gerideki asıl niyeti göstermektedir. Şimdi birileri diyor ki Türkiye'de üretim bitti. İşçisinden çiftçisine herkes perişan. Peki gerçek öyle mi? Tarımda hem çok iyi rekolte elde ettiğimiz hem de verdiğimiz alım fiyatlarıyla üreticilerin yüzünü güldürdüğümüz bir dönem yaşıyoruz. Turizmde salgın döneminin kayıplarını telafi etmenin ötesinde kazançlar sağlayacak derecede başarılı bir sezon geçiriyoruz. Son 20 yılda Türkiye'de birçok noktada atılan adımlara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu. Dış ticarette, ihracatta her ay rekor üstüne rekor kırıyoruz. İstihdamda 31 milyona yaklaşan çalışan sayısıyla tüm tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşmış durumdayız. Hangi alanda ülkemizi Avrupa ile, dünya ile karşılaştırırsanız karşılaştırın, terazinin bizim bulunduğumuz kefesi ağır basıyor. Görüldüğü gibi bakış açımızı genişlettiğimizde karşımıza birilerinin bize ısrarla dayattığı moral bozukluğu fotoğrafı yerine umutlarımızı güçlendiren bir tablo çıkıyor. Eksikleri tamamlayarak, hataları düzelterek, elimizdeki işleri hızla tamamlayarak, yeni projeler geliştirerek ülkemizi önce 2023'e ulaştıracak, ardından da 2053'e uzanan yola güvenle çıkacağız. Hep söylediğim gibi bunu da beraberce yapacağız. Ticaret Birliği Başkanımız ve Ticaret Bakanımız tarafından takdim ediliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, Şanlıurfa'da piknik faciasında boğularak hayatını kaybeden baba ve kızının ardından durumu ağır olan Mehmet Kahraman da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Pikniğe gittikleri Fırat Nehri'nde boğularak hayatını kaybeden baba ve kızdan sonra erkek çocuk da hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz pazartesi günü Bozova ilçesine bağlı Çatak mahallesinde meydana geldi. Atatürk Barajı Gölü kenarında piknik yaptıkları sırada Mehmet'le Esra Karaman kardeşler serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan çocuklarını gören Serdar Karaman da suya atladı. Çevredekilerin yardımıyla baba ve iki çocuğu sudan çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan ve acil serviste tedaviye alınan Serdar Karaman'la kızı Esra Karaman tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
boğulma tehlikesi geçiren Mehmet Karaman'sa tedavisinin ardından Şanlıurfa'daki hastaneye sevk edildi. Sudan çıkartıldıktan sonra durumu ağır olan Mehmet Karaman önce Bozova Devlet Hastanesi'ne ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Burada tedavi altına alınan Karaman 3 gün sonra doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan ceset, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Tırnağın Edir ilçesinde bir kişi gece saatlerinde eşini ve 3 kızını uykuda oldukları sırada pompalı tüfekle öldürdü. Zanlı daha sonra silahıyla birlikte polise giderek teslim oldu. Şırnak'ta bir baba eşini ve çocuklarını uykuda katletti. Alınan bilgilere göre İdili ilçesi Yeni Mahalle Botaş Caddesi'nde gece saatlerinde Hasan Karaaslan evde uyudukları sırada cinnet getirerek eşi Leyla ile kızları Derya, Melek ve Şerife Karaaslan'ı pompalı tüfekle başlarından vurarak öldürdü. Karaaslan daha sonra silahıyla birlikte polise giderek eşini ve çocuklarını öldürdüğünü söyledi. Karaaslan gözaltına alınırken olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri anne ve 3 kızının cansız bedenleriyle karşılaştı. Başlarına isabet eden mermilerle yaşamlarını yitirdikleri belirlenen anne ve 3 kızının cansız bedeni otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Ölenlerin otopsi işlemleri devam ederken yakınlarının hastane önünde bekleyişi sürüyor. Komşulardan edinilen bilgilere göre minibüs şoförü Hasan Karaaslan'ın şizofreni hastası olduğu, ara ara hastalığının nüksettiği belirtildi. Değerli izleyenler, Şanlıurfa'dan Elazığ'a mevsimlik işçi olarak çalışmaya giden Selma Söylemez ile İknur Sümer tarlada çalışarak biri hukuk fakültesini kazanırken biri ise liseye geçiş sınavında Türkiye ikincisi oldu. Şanlıurfa'dan Elazığ'a aileleriyle birlikte mevsimlik işçi olarak çalışmaya giden 18 yaşındaki Selma Söylemez'le 13 yaşındaki İknur Sümer akranlarına örnek oluyor. Gündüz 2000 dönümlük domates tarlasında çalışan ve boş zamanlarında kaldıkları çadırda ders çalışan Selma ve İknur büyük bir başarıya imza attı. Yıllardır aileleriyle birlikte ekmek mücadelesi veren Selma, hukuk fakültesini kazanırken İknur ise LGS'de Türkiye ikincisi oldu. Selma ile İknur ise şimdilerde sınavlarda başarılı oldukları topraklarda aileleriyle domates tarlasında çalışıp okul harçlıklarını çıkarmaya çalışıyor. Hukuk fakültesinde kazanma serüvenini anlatan Selma Söylemez şu ifadelere yer verdi. 9 Eylül Üniversitesi'nde hukuk fakültesinde 2. sınıf öğrencisiyim. 12. sınıfta zaten bir sınava hazırlık süreci oluyor. Benim arkadaşlarım bu sürece Haziran ayında başlarken ben Ekim ayında çalışmadan dönebilmiştim ve o şekilde başlayabilmiştim. Ama ben bunun farkındaydım çünkü biz 4 yıldır geliyoruz, ilk defa gelmiyoruz, yazın çalışamayacağımı farkındaydım. O yüzden 11. sınıfta arkadaşlarımdan daha geride kalmamak için daha çok çalışıyordum. Onlar 5 saat çalışıyorsa ben 10 saat çalışmaya çalışıyorum. Çünkü onların yazın çalışabileceği, benim çalışamayacağımı farkındaydım. Baba, annem ve amcam da bizimle yaşıyor. 11 kişinin yaşadığı bir evde pandemi sürecine denk geldi benim sınava hazırlık sürecim. Ev sürekli çok gürültülüydü. Ya bunu yapabilmem için ya sabahlamam gerekiyordu ya da sabah saat 5'te kalkmam gerekiyordu. İki metodu da uyguluyordum. Bazı günler sabah 5'te kalkıp deneme çözmem gerektiğinde kalkıyordum. Bazı günler sabahlıyordum. O şekilde çalışmaya çalışıyordum. Şu an İzmir'de hukuk fakültesinde okuyorum. Kendine hedef koyduğunu dile getiren Söylemez, maddi açıdan çok zorlanıyoruz dedi. Biz çok kalabalık bir aileyiz. Bu şekilde geçinmemiz neredeyse imkansız. Babam sadece ben olsam harçlık gönderebilirim. Benim dışında 6 tane kardeşim var. Hepsini okutması ve eğitmesi gerekiyor. Tabii ki de yani harçlık gönderemiyor, zorlanıyor. Gönderse de zorlanıyor. O yüzden benim yazın gelip buraya çalışmam gerekiyor. Harçlığımı benim kendim çıkarmam gerekiyor. Başka türlü çok böyle sıkışık bir duruma düşüyoruz. Yani hedef koymuştum, hukuk fakültesini kazanacağım. Hedefimi gerçekleştirdim, tabii ki de çok mutluyum. Şu an gelip burada çalışıyorum, çok zorlanıyorum. Ter döküyoruz, sıcağın altında çalışıyoruz, durmadan çalışıyoruz. Yani çok zorlanıyorum ama kimseye muhtaç olmamaktansa çalışmayı tercih ederiz. Maddi açıdan çok zorlanıyoruz. Buraya gelip çalışmamıza rağmen bazen yetmiyor. Çünkü gerçekten ailelerimiz çok kalabalık. 7 kardeşli, 6 kardeşli, 8 kardeşli aileleriz biz burada. Devlet büyüklerimizin bize bu konuda bir maddi destekte bulunmasının bizi çok mutlu eder, çok sevindirir. Umarım sesimizi duyururuz, bize yardımcı olurlar.
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor İbrahim Altun, yaz aylarında artan sıcaklık ve nem nedeniyle çocuklarda bazı hastalıkların görülme sıklığı arttığını belirterek uyarılarda bulundu. Türkiye'nin en sıcak kentlerinden biri olan Şanlıurfa'da bunaltıcı sıcaklık çocukları olumsuz yönde daha çok etkilemekte. Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor İbrahim Altun, sıcaklık ve nem etkisiyle çocuklarda bazı hastalıkların görülmesi durumunun daha çok olduğunu ifade ederek, güneş ışınlarının dik geldiği bu yaz aylarında çocukların beslenme alışkanlıklarına daha çok dikkat etmeleri gerektiğini ifade etti. İshal yapan en önemli sebep viral enfeksiyonlardır. Bunların da önüne geçebilmek için yediğimiz meyve sebzeleri iyice yıkamalıyız. Çocuklarımızın kirli sularla temas etmesini engellemeliyiz. Gerek evde gerek de oyun alanlarında hasta çocuklarla temas etmesini engellemeliyiz. Çünkü bağırsak enfeksiyonu yapan virüsler en çok ağızdaki sekresyonlar ve gayta ile bulaşmaktadır. Bu tür durumlarda çocuğun katı gıdalarla beslenmesinden daha çok sıvı gıdalarla beslemeliyiz. Toplumumuzda yapılan yanlışlardan biri de özellikle paketlenmiş meyve suyu ve inek sütünün çok fazla tüketilmesidir. Bunlar ishal sürecini ve hastalığın iyileşme sürecini uzatmaktadır. Çocuğun kaybettiği sıvıyı ağızdan yerine koyması en sağlıklı olanıdır. Ancak bu tür enfeksiyonlarda kusan veya beslenemeyen çocuklarda damar yolundan sıvı tedavisi vererek veya daha ağır vakalarda hastaneye yatırarak tedavilerini vermekteyiz. Şu an bizim hastanede de çocuk servislerinin doluluk oranı çok yüksek ve bu hastaların büyük oranda ishal şikayetiyle yatan hastalar olduğunu görmekteyiz. İshal dışındaki bir diğer önemli konu da D vitaminidir. Özellikle güneş ışınlarının dik geldi bu yaz aylarında çocuklarımızın D vitamini depolarını doldurmalıyız. Bunun için de gündüz saat 10'dan önce veya 17'den sonraki saatlerde 15-20 dakikalık güneş banyoları yaptırmalıyız. Anne babanın çocuğa yeterli su vermemesi halinde çocuklarda su ihtiyaçlarının arttığını görmekteyiz diyen çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor İbrahim Altun şu ifadelere yer verdi. İlimizin mevsim koşullarından dolayı bu yaz sıcaklarında çocuklarımızın sıvı ihtiyacı artmakta ve özellikle 2 yaş altı çocukların susama isteğini söyleyememesi ve üstüne bir de anne babada da yeterli su vermezse ya su ihtiyaçlarının arttığını görmekteyiz. Son olarak özellikle 2 yaş altı çocuklarımızın sıvı alımına, hijyenine ve tükettiği gıdalara dikkat etmeliyiz. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın talimatıyla riskli olduğu tespit edilen metruk yapılar, vatandaşlardan gelen talep üzerine güvenlik tedbirleri alınarak bir bir yıkılıyor. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın talimatıyla riskli ve metruk yapıların yıkımı gerçekleştiriliyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ilçe genelinde yürüttüğü saha çalışmaları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda riskli ve metruk yapı tespit çalışmalarını devam ettiriyor. Teknik ekipler tarafından riskli olduğu tespit edilen metruk yapılar, inceleme sonrası yapılan tahliye işleminin ardından yıkılıyor. Bu kapsamda Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Bağlarbaşı Mahallesi, Süleymaniye Mahallesi ve Ahmet Yesevi Mahallesi'nde riskli ve metruk yapıların tespitini sağladı. Tespiti yapılan meskenlerin yasal sürecinin tamamlanmasının ardından yıkım çalışmaları güvenlik tedbirleri çerçevesinde gerçekleşti. Riskli ve metruk binalar için saha çalışmalarının sürdüğü ve tespiti yapılan binaların yıkımı için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen törende sezonun ilk pamuğu satıldı. Haliliye ilçesi Büyük Merdiz satıldı. Haberimize devam ediyoruz. Şanlıurfa Ticaret Odası'nda temsil olarak sezonun ilk pamuğu satıldı. Şanlıurfa'mız ülkemizde pamuğun en fazla birinci derecede üreten bir yıl. Yılın ilk kütlü pamuğu çiftçi Ahmet Demirel tarafından sembolik olarak 155 liradan bir firma tarafından satın alındı. Tekstildeki ihracatımızdan dolayı her zaman. Sezonun ilk satışını gerçekleştiren Demirel'e Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya altın takdim etti. Yönetim Kurulu Başkanı Kaya yaptığı açıklamada tarımın kalkınmadaki önemine değinerek şu ifadelere yer verdi. Şanlıurfa'mız
ülkemizde pamuğun en fazla birinci derecede üreten bir yıl. Potansiyel olarak şu anlık o Türkiye'de birinci. Fakat pamuk da ülkemizde stratejik bir ürün. Tekstildeki ihracatımızdan dolayı her zaman için pamuğa ihtiyacımız var ve bizim stratejik ürünümüz. Bu ürün de Şanlıurfa'mızda bugün bir çiftçi kardeşimiz ilk hasatını yapmıştır. Çiftçi kardeşimize hem Şanlıurfa'mızdaki tüm üretici kardeşlerimize hayırlı olsun temennisinde bulunuyorum. Sanayicilerimize de bundan sonraki süreçte bütün çalışmalarında, ticaretlerinde Allah bereketli hayırlı olsun temennisinde bulunuyorum. Karaköprü Belediyesi yaz tatilini çocukların verimli bir şekilde değerlendirmesi için açtığı Kur'an-ı Kerim kursunda çocuklara elifba ve ilk adım dini eğitim veriliyor. Karaköprü Belediyesi bünyesinde çocukların yaz tatilini değerlendirmeleri için açtığı yaz kursları kapsamında devam eden Kur'an-ı Kerim kursuna katılan çocuklara elifba ve temel dini bilgiler eğitimi veriliyor. En güzel bir örnektir. Karaköprü Belediyesi Necmettin Cevheri Kültür Merkezi'nde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından açılan kursta emekli vaiz İsmail Zorlu tarafından çocuklara temel eğitim verilirken telaffuz ve meal eğitimiyle birlikte namaz sureleri ve duaları öğretiliyor. Kurs eğitmeni emekli vaiz İsmail Zorlu, çocukların kursta belirli bir seviyeye geldiğini ve boş zamanlarını Kur'an-ı Kerim eğitimiyle verimli bir şekilde değerlendirdiklerini dile getirdi. Şu an 25 tane öğrencimiz var. Daha cüze elifbayı bilmeyen çok öğrencilerimiz vardı. Biz bunları inşallah Allah'ın izniyle, bunları hareketleriyle, bunları bir şeyler öğretmeye çalıştık. Belli bir seviyeye geldi. Kur'an'ı bilenler vardı. Kur'an'larını şimdi geliştirmeye gayret ediyoruz. Yani dersimiz 2 saatten ibaret. Birinci saatimizde Kur'an'ı yüzünden işte cüzleri okutuyoruz. Ve ikinci saatimizde de çocuklara onların namaz surelerini ve duaları onlara ezberletiyoruz. Belediye Başkanımız Metin Bay'dır diye de böyle bir imkanı bize tanıdığından dolayı, böyle bir kursu açtığından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Kursiyer çocukların aileleri ve çocukları için açılan kurslardan ve sağlanan imkanlardan memnun olduklarını ifade ederek Karaköprü Belediyesi'ne teşekkür etti. Adıyaman'dan bir haberle devam ediyoruz. Sokak ortasında bıçaklanarak ağır yaralanan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti. Yaşlı adamın ailesi cinayet sahnesiyle ilgili birçok kez emniyete suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi. Adıyaman'da yaşlı bir adam sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Edinilen bilgilere göre aralarında daha önceden yaşanılan tartışmalardan dolayı aralarında husumet olduğu öğrenilen 65 yaşındaki Mahmut Çekim'le BD isimli şahıs Yeni Mahalle Cemevi yakınlarında karşılaştı. Yaşlı adamın önünü kesen BD yanında getirdiği bıçakla Mahmut Çekim'i bacağından ve karın bölgesinden bıçakladı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Çekim yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mahmut Çekim'in cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde kaçan şahsı kent merkezinde yakaladı. Öte yandan BD isimli şahıs hakkındaysa yine cinayet olayından önce defalarca emniyete suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi. BD isimli şahsın Adıyaman Adliyesi'ndeki işlemleri devam ediyor. Aşırı sıcakların etkili olmaya devam ettiği Şanlıurfa'da Eybiye Belediyesi'nce gençlerin ve çocukların sulama kanallarında boğulmalarını engellemek amacıyla yaptırılan yüzme havuzları büyük ilgi görüyor. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un vaatleri arasında yer alan ve hizmete sunulan Eyüp Cenap Gülpınar Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda ilçenin en büyük mahallelerinde yaşayan çocukların ve gençlerin vazgeçilmez mekanı haline geldi.
Selçuklu Mahallesi'nde hizmet sunulan cuma günleri hariç haftanın 6 günü 10 ila 18 saatleri arasında günde 6 seans verilen yüzme havuzu sayesinde yüzlerce çocuk yüzme öğrendi. Görevli can kurtaranlar nezaretinde her türlü sağlık ve güvenlik önleminin alındığı kapalı yüzme havuzunda keyifli vakit geçiren çocuk ve gençler Başkan Mehmet Kuş'a teşekkür ediyor. Önceden havuzumuz yoktu. Arkadaşlarımız kanalda boğuluyordu. Başkanımız Mehmet Kuş bize havuz yaptığı için artık arkadaşlarım kanalda boğuluyor. Sıcakta serinliyoruz. Ona çok teşekkür ediyoruz. Mehmet Kuş başkanımızdan teşekkür ederiz. Buradaki havuz yaptı. Artık kanalda gidiyoruz havuzda. Ana Vatan Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Halil Aslan saha gezilerine devam ederek esnaflarla bir araya geliyor. Anavatan Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Halil Aslan, partisinin seçim süreci çalışmaları neticesinde vatandaşlarla iç içe olmaya devam ediyor. Haşimiye Çarşısı'nı gezen Başkan Aslan, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi. İl Başkanı Halil Aslan, Şanlıurfa'nın tarihi mekanlarından biri olan Gümrük Hanı'nda oturup işletme sahibi olan Cengiz Güler'le sohbet edip çarşının sorunlarını dinledi. Anavatan Partisi İl Başkanı Halil Aslan daha sonra tarihi Kapalı Çarşı esnafını ziyaret ederek burada esnafla birlikte bamya kesti ve esnafla sohbet edip taleplerini dinledi. Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Anavatan Partisi İl Başkanı Halil Aslan, saha gezilerimize devam edeceğiz dedi. Evet, bugün esnaf kardeşlerimizin yanında esnaflarımızı dolaştık. Bahtı kardeşlerim hazırlık yapıyorlar. Akşama bamya var. Biz de uğradık kardeşlerimizle, en azından genlere de bir destek amacıyla yanlarında birlikte. İnşallah kazası belasız elimizi kesmeyerek genlere destek vermeye geldik. Haşmiye'deki sınıflarımızı, vatandaşlarımızı dediğimiz gibi biz 4-5 yıldır sahadayız. Halkımızın yanında, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Bizimki anın teriyle sürekli klimanın yanında, koltuğun yanında oturan insanlardan değiliz. Seçim zamanında insanlara oy almak için insanlara sadece kandırıp da projeler, yüksek projeler vererek de insanları kandırarak değil. Önemli olan sürekli halkımızın yanında vatandaşlarımızın sıkıntılarını dinlemek, onların yanında oturup böyle küçük bir sohbetle onlara dünyaya bedeldir. İnşallah esnaflarımız sürekli onların yanında olacağız, olmaya devam edeceğiz. Anavatan Partisi olarak her zaman halkımızın yanındadır. Anavatan Partisi merhum Turgut Özal'ın partisidir. Büyüklerimiz daha iyi bilir. Eşit bir şekilde, adaletli bir şekilde. O yüzden biz de gece demeden, gündüz demeden sürekli halkımızın yanında devam edeceğiz. İnşallah güzel projelerimizle birlikte Şanlıurfa halkımızın yanında devam etmeye çalışacağız inşallah. Resmi gazetede yayınlanan son kaymakamlar kararnamesiyle Şırnak'ın Silopi ilçesine atanan Harran Kaymakamı Cihat Koç, Harran ilçesine veda etti. Kaymakamlar kararnamesiyle Şırnak'ın Silopi ilçesine atanan Harran Kaymakamı Cihat Koç, Harran'dan ayrılmadan önce Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'u ziyaret ederek 2 yıldır hizmet verdiği Harran'a veda etti. Gerçekleşen ziyarette Kaymakam Cihat Koç'la bir süre sohbet eden Başkan Özyavuz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ilçedeki görev süresi boyunca yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ederek yeni görev yerinde muvaffakiyetler diledi. Harran Kaymakamımız Sayın Cihat Koç'un Harran'a geldiğinden bu yana eğitimde, sağlıkta, kültürde ve turizmde Harran ilçemize çok değerler kattı. Katma değeri çok yüksekti. Eğitimde çok ciddi adımlar attı. Harran'ımız belki geçtiğimiz günlerde, yıllarda bir ivme yakalayamadı fakat bundan sonraki dönemlerde ben inanıyorum ki eğitimde özellikle çok iyi bir yere gelecektir. Kendisine bundan sonraki görev yerinde başarılar diliyor.
Allah'a emanet ediyorum. Kaymakam Cihat Koç'sa veda konuşması kapsamında şu ifadelere yer verdi. Harlan'da 2 yıl boyunca değerli belediye başkanımızla ve başkanımız nezdinde bütün Harlan Belediyesi meclis üyeleri ve personeliyle çok verimli, çok uyumlu bir dönem geçirdik. Belediyemizden bir sürü destek gördük. Yaptığımız her işte mutlaka belediyemizin de bir emeği, desteği, gayreti oldu. Belediye başkanımızla geçirdiğimiz süre boyunca her konuda uyum içerisindeydik. Herkese de böyle bir uyumlu süreç nasip olmaz. Bizden yana varsa hakkımız başkanımız nezdinde bütün personelimize, meclis üyelerimize helal olsun. Umuyorum kendileri de helal edeceklerdir. İspanya'da başkent Madrid'de bir şahıs çaldığı otomobille metro istasyonuna girmesinin ardından araçla istasyonun merdivenlerinde sıkıştı. İspanya'nın başkenti Madrid'de bir şahıs çaldığı otomobille Plaza Elliptica metro istasyonuna girdi. Çaldığı otomobille istasyonun merdivenlerinden çıkmaya çalışan şahıs araçla birlikte merdivenlerde sıkıştı. Madrid Acil Durum ve Güvenlik Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada şahsın bölgeye gelen acil yardım ekipleri tarafından kurtarıldığı aktarılarak şahsın hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Metro merdivenlerinde sıkışan araç Madrid itfaiyesi ekiplerinin saatler süren çalışmaları sonucunda kurtarılırken metronun açık olduğu saatlerde yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı. Yapılan testler sonucunda uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen şahsın güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı ifade edilirken polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı açıklandı. İspanya basınında yer alan haberlerde şahsın aracı başka bir metro istasyonunun otoparkında anahtarları üzerinde bırakılmış halde bulduktan sonra çalarak kaçtığı aktarıldı. Hilvan Belediyesi bir yandan ilçeye yeni semt sahaları kazandırırken bir yandan da mevcut halı sahaların genel bakımını yapıyor. Merkez ve kırsal mahalle sakinlerinin spor yapabilmeleri için Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı işbirliğiyle yeni semt sahaları ilçeye kazandıran Hilvan Belediyesi mevcut halı sahalarında genel bakımını yaptı. 2022 yılı bakım, onarım ve yenileme programı kapsamında Hilvan Belediyesi Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı işbirliğiyle Bağlar, Bahçeli Evler ve Karacurum mahallelerinde kullanım nedeniyle yıpranan halı sahaları daha kullanışlı hale getirilerek vatandaşların hizmetine sundu. İlçe sakinleri spora verdiği desteklerden dolayı Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık ve ekibine teşekkür etti. İstanbul Arnavutköy'de bir kişi otoyola çıkarak araçların önüne atladı. Trafiği birbirine yakatan kadının ne yapmaya çalıştığı kimse anlayamadı. İlginç olay anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. İstanbul Arnavutköy'de bir kişi otoyola çıkarak araçların önüne atladı. Dün akşam saatlerinde Arnavutköy Hadımköy çevre yolu üzerinde otoyola çıkan bir kadın araçların üzerine atlayarak yoldan geçen insanlara saldırdı. Hem kendi can güvenliğini hem de trafik güvenliğini tehlikeye atan kadın dakikalarca bağırmaya devam etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sezonun ilk karşılaşmasında 11 Nisan Stadyumunda Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak olan Şanlıurfa Spor Ligi galibiyetle başlamak istiyor. Şanlıurfa Spor 2022-2023 sezonunun ilk karşılaşmasına pazar günü 11 Nisan Stadyumunda çıkıyor. Transferleriyle yepyeni bir takım oluşturan Şanlıurfa Spor, uyum sürecini de hızlı bir şekilde tamamlayarak sezonun ilk maçına odaklandı. Kulüp tesislerinde Kemal Kılıç teknik direktörlüğünde ilk maça sıkı bir şekilde hazırlanan takımda moral ve motivasyonun yüksek olduğu gözlemlendi. Kulüp yönetimi de kendilerine iletilen tüm eksiklikleri anında tamamlıyor.
Yanlış pasportu orada kapıldı. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda beyaz grupla mücadele edecek olan sarı yeşilli ekipte teknik heyet tüm futbolcularla birebir ilgilenirken ilk maç içinde mutlak hedef galibiyet olarak belirlendi. Her gün düzenlenen antrenmanlara katılım sağlayan futbolcular da galibiyetle lige başlamak için yoğun performans sergiliyor. Şanlıurfa Spor ilk maçına 11 Nisan Şehir Stadyumunda pazar günü saat 20'de çıkacak. Değerli izleyenler, ana haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Tekrardan karşınızda olmak dileğiyle hoşça kalın.